teslim aldı. Tamamdır. Teşekkür evet. ederiz. Yani partimize, ülkemize 85 milyonu hayırlı olsun, hayırlı olacağını da biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben odamda önceki genel başkanlarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın da fotoğrafı bundan sonra odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü ile İsmet İnönü'nün odası. İsmet Paşa ile Bülent Ecevit'in orada tarihi bir fotoğrafları var, bu odada seçilmiş. Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak partimi mecliste temsil ettim. Bugün duvarda resimleri bulunan, ki Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen'in de belli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum buradan. Ama bu odada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı olarak mazbatayı almış olmak benim için büyük bir onur. Hepimizin siyasette birbirine emeği var. Ama bir de şimdi karşımda parlamento muhabirleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden sayın muhabirlerimiz, kameramanlarımız var, gazeteci arkadaşlarımız var. Sizin de bize emeğiniz çok. Bizim size emeğimiz yok, yükümüz var. 8 yıl sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduysak, bu 8 yıl boyunca sizin bu meclis çatısı altından Türkiye'ye aktardığınız haberler sayesinde oldu. Ve bizim Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu. Parlamentonun gitgide önemsizleştiği, gitgide gözden düşürülmeye çalışıldığı bir dönemde grup başkan vekilliğinden ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak parlamentoya güç kazandırmaya, parlamentoyu saygınlığına kavuşması için muhalefet olarak üzerimize, ana muhalefet olarak ne düşüyorsa onu yapmaya gayret edeceğiz. Parlamentoda özellikle Türkiye'nin bütün kurumları yıpranırken tutanak dairesinden kanunlar karar dairesine, meclis televizyonuna kadar ve özellikle basın koridoruna kadar elbette sorunlar var ama yine de herkes kendi alanını ve görevini en titizlikle yapan kurumlar yine de burada. Bu kurumların güçlenmesi için gayret edeceğiz. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin mesleğiniz açısından bir sansür yasasını görüşüyor olması son derece kıymetli. Oradan mesleğiniz adına sansür yasasının iptalini bekliyoruz. O çokluğuyla iptal edildi. Edildi mi? Aa, şimdi tamam. Şimdi. Evet, bir iyi haber daha aldık. Yani bir dakika. Hayır, reddedildi yani. Sizin başvurunuz reddedildi. Aa, tamam. Hay Allah. Bu tabii çok kötü bir karar. Bununla ilgili değerlendirme yaparız. Oy çokluğuyla reddedildi. Öyle sevindirdin bizi. Evet, bu Türkiye'de bundan sonra gazeteciler için ve muhalefet için işlerin daha zor olacağını gösteren bir aşama. Ama buna yeltenmemelerini ve bu karardan cesaret almamalarını, gazetecilerin özgürlüklerine dokunmaya kalkmamalarını, sansüre yeltenmeye kalkmamalarını tavsiye ederiz. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması, mahkeme önlerine çıkarılması ile ilgili meselelerde madem ki bugünkü karar da böyledir, madem ki bir sansür yasasına sahiplendiler ve sarıldılar, biz de özgürlükleri sahiplenmeye ve sarılmaya bundan öncekine göre çok daha dirençli olacağız. Sizin yanınızda ve arkanızda olacağız. Bu ayrıca hangi mücadeleleri edeceğimizi cumartesi günkü parti meclisine özel bir gündem olarak sansür yasasının Türkiye'ye açısından yarattığı tehdit ve olası gelişmelerle mücadeleyi bir olağanüstü, yani yapılacak ilk parti meclisinin gündeminin içine olağanüstü bir madde olarak eklettireceğim, iktalimat olarak. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. En doğrusunu nereye asacağını Mine Hanım bilir. Bu odadaki her şeyi o astırdı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizin nöbetçi olduğunuzda bu genel kurulda çok gol atmıştır. Kapanmıştır, yoklama çıkmamıştır. Bakalım neler olacak. Bundan. Ben grup başkan vekillerimize güveniyorum. Ayrıca tabii zaman gösterecek ama ben meclis tutanaklarına biliyorsunuz biraz meraklıyım. Geçmişteki yasama pratiklerine meraklıyım. Gördüğüm bir şey vardı. Bülent Ecevit'i diğer tüm liderlerden,
parti ayırmaksızın ayıran özellik meclise verdiği önemdi. Ankara'ya girerken kuliste bir çay içmek, bazen girip müzakereleri izlemek. Grup başkan vekillerimize de söyledim. Eğer başarabilirsem, eğer olabilirse uzun gecelerde sürpriz ziyaretler yapmayı, bazı önemli oturumları izlemeyi, daha yani genel başkan olarak bazı oturumlarda, sadece bütçede değil, önemli oturumlarda veya bazen de sürpriz, çok önemsiz görülen oturumlarda olacağım. Böyle ben gece 2'de gelebilirim ansızın diyorum. Ali Mayır da başkanım bu düpedüz yoklama diyor. Grubumuzu böyle yorgun oldukları saatlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu adamın önemine vurgu yaptınız. Burada mı kalacaksınız? Yani yok. Devam mı? Yok yani bir süre belki burada olabilir. Bir beklemeye ihtiyaç olabilir. Diğer odayla ilgili bir hazırlık yapmak gerekebilir. Bu oda benim açımdan çok kıymetli ama büyük ihtimalle diğer odayı kullanacağız. Sayın Veli Ağabey burada. Sayın Özer, önümüzdeki hafta bu potansiyon mu? Var. Bir aksilik olmazsa var. Teşekkür ederim. Eyvallah.